Almanya TV. Bu üç boyutlu yazıcıyı çok sevdim. Hayal ettiğim her şeyi basabiliyorum. Şimdi de masaya güzel bir fincan takımı basalım. Çok güzel oldu değil mi Ela? Akşam geldiğimde birlikte oynayalım. Benim çıkmam lazım. Bu nasıl sihirli bir makineymiş? Şuradaki ip ısınınca masa sandalye yapabiliyor. Peki bu makine oyuncak da yapabilir mi? Evet, yeni arkadaşlarımız olabilir. Hepimizin arkadaşı olacak büyük tekerli bir oyuncak yapalım. Arkadaşlar, bu makine Defne'nin. Bunu kullanmamız doğru değil. Ama ben çok merak ediyorum. Oyuncağın kanatları da olsun. Tekerleri büyük olsun. Parlak kırmızı olsun. Arkadaşlar, tuşlara basmayın öyle. Makine bozulacak. Hadi başlatıyorum artık. Hop. Başladı. Oo, hayır. Bu nasıl bir oyuncak? Gözleri değil, gövdesi kırmızı olacaktı. Arkadaşlar, biz ne yaptık? Merhaba, benim adım Boz Boz. Roa. Selam Roa. Bunlar da Ela, Ayıcık ve Mons. Roa. Tamam, anladım. İsmin Roa. Boz Boz, bence bu bizi anlamıyor. Sanırım bu kükrüyor. Yine de güzel isim. Roa, hadi oynayalım. Roa, Roa. Arkadaşlar, gerçek bir canavar bu. Ayarlara canavar özelliği de eklemiştim. Bana benzesin diye. Ne? Roa bir arkadaş değil mi? Makineye hiç dokunmamalıydık. Defne gelmeden her şeyi eski haline getirmeliyiz. Haklısın Ayıcık. Peki bundan nasıl kurtulacağız? Makine ipi ısıtarak oyuncak yapıyorsa biz de onu ısıtarak ipe dönüştürebiliriz. Buldum. Işığın gücünü kullanalım. Büyüteç ve güneş ışığıyla onu ısıtabiliriz. Çok iyi fikir. Hadi yapalım. Pozisyon alındı. Işık hedefe odaklandı. İşte oluyor. Yaşasın. İşe yaradı Mons. Ra! Ra! Sanırım başaramadık. Güneşin gücü de azaldı. Boz Boz, Roa sana doğru geliyor. Mons, teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Roa! Roa! Çok aç ve çok sinirli görünüyorsun Roa. Canavar özelliği eklediğim için böyle oldu. Hepimiz birlikte yaptık Mons. Senin suçun değil. Bu sorunu birlikte çözmeliyiz. Ra! Ra! Al bakalım Roa. Oo, çok güçlü. Ra! Ra! Mons kaçtı arkadaşlar. Burada köşeye sıkıştık. Bizi yiyecek. Ah.
Animania TV. Defne'cim, bagaj çok dolu. Defne sanırım tatile gidecek arkadaşlar. Tatil de nereden çıktı? Bizi burada mı bırakacak? Sessiz olun, dışarıdan sesler geliyor. Bütün oyuncaklarını alacak yer kalmadı. Ne? Sadece bir tane oyuncak alabilirsin. Bunu tahmin etmeliydik. Ama anne, ben bütün oyuncaklarımın yanında olmasını istiyorum. Üzgünüm kızım. Sadece birini seçebilirsin. Defne geliyor, kaçın. Kaç. Tamam. Hadi. Ama tüm oyuncaklarımı götürmek istiyorum. Sakın sesini çıkarma. Vosvos'um, Ela'm, ben nasıl sadece birinizi seçebilirim? Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Of. Şimdi ne yapacağız? Defne'yi duydunuz işte. Aramızdan sadece biri gidebilecek. Bu durumda yapacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Ama bu haksızlık. O zaman hangimiz gidecek? Ona ancak Defne karar verebilir. Aslında buna biz karar verebiliriz. O nasıl olacak ki? Hepimiz saklanıp ortada sadece gidecek olanı bırakırsak Defne de onu almak zorunda kalır. Ama bu sefer Defne yanında götürmek istediği oyuncağı bulamazsa çok üzülecek. Defne hepimizi çok seviyor. Bu yüzden bu durumla çok da ilgilenmez bence. Evet, Defne hepimizi çok seviyor. Yine de Defne kimi götüreceğine kendisi karar vermeli. Hem nasıl seçmeyi düşünüyorsunuz ki? Şöyle hız yarışı yaparız, kazanan da Defne ile gider. Evet, bu kulağa adil geliyor. İyi fikir değil mi? Çok mantıklı. Pekala. Öyle yapalım. Hadi bakalım. Hadi yapalım. Hızlı olan kazansın. Kazanacağımdan eminim. Arkadaşlar, buradan bitiş çizgisine kadar yarışacağız. İlk giden kazanır. Ben 3 deyince 1, 2, 3. Şimdi. İlk ben varacağım. Hayır ben. Sona kalan çürük yumurta. Ben kazandım. Ama bu haksızlık. Biz sizin kadar hızlı olamayız ki. O halde daha adil bir yarış yapalım. Ama ben yarışı kazanmıştım. Çünkü tekerlerim var. Bizim kazanmamız mümkün değil. Peki nasıl yarışacağız? Bilyeler! Evet. Bilyeleri belirlediğimiz bir yere atma yarışı yapabiliriz. Bilyeler. Olabilir tabii. Bu sefer kesin kazanacağım. Ben bu sefer. Peki. Evet. Hadi yapalım. Hadi deneyelim. Bilyeleri kutuya atan kazanır. İlk ben atıyorum. Battım. Karavana. Of. Ela sıra sende. Ela kazandı. Tabii sen kazanırsın. Ellerinle çok daha kolay atabiliyorsun. Bence bu yarışta adil olmadı. Yani bence de. Evet galiba. Bence de. Arkadaşlar anlamıyor musunuz? Yarışmanın hiçbir anlamı yok. Defne kimi seçerse o gidecek. Sanırım ayı haklı arkadaşlar. Biz ne yaparsak yapalım bir sonuca varamıyoruz. Bu işi Defne'ye bırakmak en iyisi. O halde Defne'nin kararını bekleyeceğiz. Defne geliyor. Herkes yerlerine. Ne Defne mi? Aman hadi. Çabuk. Sizi almayı o kadar çok istiyorum ki. Ama sizi birbirinizden ayıramam. Defne, hazır mısın kızım? Hadi çıkıyoruz. Tamam anneciğim, geliyorum. Ben yokken kendinize dikkat edin, olur mu? Bir hafta sonra görüşmek üzere. Sizi özleyeceğim. Defne hiçbirimizi almadı. Ben size demiştim bu kadar uğraşmayın diye. Kararı sonunda Defne verdi. O zaman bu demek oluyor ki bir hafta boyunca yine hep birlikteyiz arkadaşlar. Evet. Hem de Defneler evde yokken istediğimizi yapabiliriz. Bu her zaman hareket edebiliriz demek mi oluyor? Evet. Parti bile yapabiliriz. Parti mi? Animania TV.
Artık elimdesin. Şimdi sana bu virüslü yazılımı yükleyince içinden bir canavar çıkacak. İmdat! Yapma! Bırak beni! Görev algılandı. Tüm oyuncakları parçala. Harika! Uyuyakalmışım. Çok geç olmuş. Anneme akşam yemeğini hazırlamasında yardım edeyim. Hedef algılandı. Parçala. Ne oluyorsun helikopter? Kendine gel. Ne yapıyorsun sen helikopter? Kendine gel. Hedef algılandı. Parçala. Ela'dan uzak dur. Helikopter, biz senin arkadaşlarınız. Neler oluyor? Hedefi parçala. Helikopter, neler oluyor? Yeni hedef algılandı. Parçala. Of, kolum fena yaralandı. Helikopter, lütfen dur. Bir şey yapmalıyız. Evet. Kepçe, bana yardım et. Helikopteri durdurmamız lazım. Tamam, ne yapacağız? Ben helikopterin dikkatini dağıtırken sen şu mıknatısı pervanelerinin üzerine at ki pervanesine yapışıp uçamaz hale gelsin. Tamam. Hey, helikopter, buradayım, bana bak. Hedefi parçala. Hedefi parçala, hedefi parçala, hedefi parçala. Olumsuz, pervaneler çalışmıyor. Tam zamanında kurtardın Kepçe, teşekkürler. Vos Vos, yardımın lazım. Helikopterin pillerini çıkartmalıyız. Tamam. Pervane çalışmıyor. Oyuncaklar düşman. Onları ye. Helikopter, sana ne oldu böyle? Arkadaşlar, helikopter üzerinde yaptığım incelemede virüs tespit ettim. Birisi ona virüs bulaştırmış. Efe! Kesinlikle. Başka kim olabilir ki? Peki şimdi ne yapacağız? Format attım. Şimdi kendisine gelmesini bekliyorum. Umarım helikopterin devrelerine zarar vermez. Nasıl bir zarar verebilir? Hafızası tamamen silinebilir ve bizi hatırlamayabilir. Olamaz. Ne? Neredeyim ben? Kendine geliyor. Helikopter, iyi misin? Burası neresi? Sizler de kimsiniz? Olamaz. Hiçbirimizi hatırlamıyor. Neredeyim ben? Neler oldu bana? Helikopter, bizi hatırlıyor musun dostum? Ne? Sizi tanımaz olur muyum? Sizler benim biricik dostlarımsınız. Harika. Helikopter aramıza geri döndü. O halde geriye tek bir şey kaldı. Evet, Efe'ye dersini vermek. Neredeymiş benim virüslü helikopterim? Tüm oyuncaklara gününü göstermiş mi?
hedef algılandı. Parçala! Anne! Bu korku ona bir hafta yeter. Animania TV. Doktor Ela, neyin var? Motorundan sesler geliyor. Öksür bakayım. Neyin var? Söyle lütfen. Ha? Kurtarın bizi. Çok sıcak, dayanamıyorum. Kimse yok mu? Yardım edin. Aa, çok sıcak oldu. Kurtarın bizi. Kurtarın bizi. Hey arkadaşlar, siz de duydunuz mu sesleri? Evet Ela, biz de duyduk. Birilerinin başı dertte olmalı. Hadi gidip sesin geldiği yeri bulalım. Çok sıcak, dayanamıyorum. Kurtarın bizi. Kurtarın bizi. Kurtarın bizi. İçerideler. Hadi onlara yardım edelim. Burası çok eğlenceli görünüyor. Arkadaşlar, burası mutfak. Tehlikelerle dolu. Hiçbir şeye dokunmamalıyız. Bakın buraya basınca kapak hareket ediyor. Hop! Uçuyorum. Hayır! Düşüyorum. Arkadaşlar, hiçbir şeye dokunmayalım demiştim değil mi? Tamam Magic, haklısın. Kurtarın bizi. Kurtarın çok bizi. Sıcak, dayanamıyorum. Sesler buradan geliyormuş. Bunun adı fırın arkadaşlar. Dokunursak yakabilir. Nasıl kurtaracağız onları? Üzerindeki yuvarlak parçaları görüyor musun Ela? Onları çevirince kapanıyor. Onu ben çevirebilirim ama oraya nasıl çıkacağım? Benim bir fikrim var. Hazır mısın Ela? Hazırım Vos Vos. 1, 2, 3 zıpla. Başardın Ela. Evet, başardık. Bunu nasıl çevirmeliyim? Sağ mı, sola mı? Çok sıcak, dayanamıyorum. Kimse yok mu? Çok sıcak, dayanamıyorum. Affedersiniz, yanlış oldu. Diğer tarafa çeviriyorum. Şimdi oldu Ela. Yaşasın. Fırındakileri nasıl çıkaracağız? Vos Vos, fırının kapağını senin halatınla açabiliriz. İyi fikir. Kapak tamamen açıldı. Başardık. Herkesi kurtardık. Oh, sonunda kurtulduk. Ben yapıştım. Kalkamıyorum. Ne güzel sıcacıktı içerisi. Şimdi de üşüyorum. Aa, bunlar kurabiye adamlar. Aa, kurabiye hanımefendi. Sizin zaten fırında pişmeniz gerekiyor. Neden yardım istediniz? Benim taraf çok sıcaktı. Baksana karardım. Benim taraf iyiydi aslında. Ben halen üşüyorum. Ben yapıştım. Kalkamıyorum. Lütfen yardım edin. Aklıma bir fikir geldi. Oh,
Teşekkürler arkadaşlar. Beni kurtardınız. Süt de çok lezzetliymiş. Çok fazla büyüdün kurabiye adam. Vay, çok iyi oldu. Ben de süt istiyorum lütfen. Ben de biraz süt alayım ama sıcak olsun. Neyse, ben vazgeçtim. Ben de. Çok iyi hissediyorum. Her yerim yumuşacık oldu. Hey çocuklar! Eğlence ve heyecan dolu maceralarımızı kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın.